Merhabalar dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Rebel isimli oyunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son fıstık çamı ormanında kalmıştık ve fıstık çamı ormanını bankerle normal seviyede oynamamız gerekiyor ki oyunu bölümü geçebilelim. Şimdi ben size burada elimde olan danışmanları gösteriyorum. Şimdi burada kesinlikle kullanmamanız gereken bir danışman var. Eğer açıksa onu kullanmamanızı söyleyeceğim. Onun dışında da başka özellikle şu danışmanı kullanın diye bir şey söylemeyeceğim. Alışveriş delisi danışmanını kesinlikle kullanmayacağız arkadaşlar. Çünkü alışveriş delisi bizim elimizde 20 dolardan fazla para olduğu zaman hemen bunu harcıyor. Bankerde şöyle bir durum var. Eğer banker elimizde 20 dolardan fazla para varsa ekstradan para kazanıyor arkadaşlar. Bunu zaten oyunun başında bize söyleyecek. Mesela 20 dolardan fazla paramız varsa işte 1 dolar fazladan kazanıyor. Burada hemen açmamız gereken özellikleri ben başlarken açıyorum. Bunları buradan takip ederek açabilirsiniz. Şimdi 20 param kaldı. Birazcık para tutup zaman zaman harcayacağım. 20'nin altına da düştüğüm zamanlar olacaktır. Ama genelde ben paramı 20'nin üstünde tutmaya çalışacağım. Normal moddan başladığımız için 80 itibarla oyuna başladık. Bölgeye bastığımız zaman, sağ alt köşedeki bölge tuşuna bastığımız zaman arkadaşlar, bu arada nüfus sayımı özelliğini açıyorum ve halkla ilişkiler medya ofisi özelliğini de şöyle bir okuyalım. Yani paramın 20'nin altında çok inmesini istemediğim için o yüzden onu açmayıp sol taraftaki özelliğimizi açtım. Bölgeye bastığımız zaman arkadaşlar hangi bölgenin ne tür istekleri olduğunu görebileceğiz, görüyoruz. Şimdi buradan kamu kısmından şöyle bir bakalım. Mesela elektrik istiyorlar. Bu arada bankerin kendi özelliği, para basma özelliği. Şimdilik ona gerek yok. Bölgede elektrik hizmeti istedikleri için arkadaşlar ben hemen elektrik hizmetini açtım. Bölgelerin isteklerine cevap verirsek daha kolay destek kazanıyoruz. Şimdi burada yolsuzlukla mücadele kısmını bir yandan yükseltmeye çalışmam gerekiyor. Yükseltmeye çalışacağım da hatta. Şimdi burada kamu kısmından iletişimi açıyorum. İletişim, eğitim ve elektrik istiyorlar ki zaten biz bu üçünü şu an açmış durumdayız. Sağlığı açabilirim. Burada param varken yolsuzlukla mücadeleyi ben açmaya çalışıyorum. İsyan söylentileri çıktı. Acaba nerede olacak, bir bakıyorum. Ben hemen buradan koalisyon askerlerini ve ulusal askerlerimi eğitiyorum. Çünkü ulusal askerler zaten yavaş eğitiliyor. Şimdi nereye koyalım? Şöyle köprü olan bir yere koyalım ki çok uzak bir bölgede isyancılar ortaya çıktı. Burada yolsuzlukla mücadeleyi arttırmaya devam ediyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi bölgelerde ne istiyorlar onu görebiliyoruz. Şu an biraz daha yani yapmamız gereken hizmetler var. Onları yapacağız ama ben şimdilik askerlere öncelik veriyorum ve paramı da 20'nin üzerinde tutmaya çalışıyorum. Başlangıçta iki koalisyon askeri bana yetecektir. Sağdan ve soldan bu isyancıları bu bölgede olabildiği kadar tutmaya çalışacağım. Şimdi yolsuzlukla mücadeleyi çok güzel bir noktaya getirdim. Kaybettiğimiz bölgeden dolayı hemen bir itibar puanımız düştü. Çok sıkıntı değil. Bunları hemen geri kazanacağız zaten. Şimdi yeni bir bölgede isyancı faaliyetleri başladı. Hemen merkeze yayılmaması için oraya da müdahale ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kalkınma müzakereleriyle ilgili geliştirme yapmam gerekiyor benim.
Bir yandan da paramı yeminin üzerinde tutmaya çalışıyorum. Şimdi kalkınma müzakerelerini bir seviye yükselttim. 18 param kaldı. Kırsal yardım desteğini açmak istiyorum. Çünkü kırsal bölgelerde askerde yerlilerin desteğini kazanmak istiyorum. Burada ne diyelim? Askerleri destekle, köylüleri destekle. Daha fazla araştır. Daha fazla araştıralım. Şimdi burada tercümanlar ve rehberler kısmından bunu açıyorum ki bizim koalisyon askerlerinin olduğu yerlerde yerlilerden isyana katılma faaliyeti olmasın diye. Elektriği 2 seviyeye yükseltiyorum. İsyancıların köprüye ulaşmamasını istediğimden dolayı bu sahadaki koalisyon askerlerine dokunmuyorum arkadaşlar. Şimdi benim garnizonlar kurmaya başlamam lazım. İletişimi hemen 2 seviye yükseltiyorum. Güzel bir konuma garnizon verdi bence. Şimdi hemen kendi askerlerimi merkeze çekiyorum ki isyancılar bu kalabalık bölgeye girip benim itibar puanımı önemli bir ölçüde azaltmasınlar. Şimdi burada ben ikinci ulusal askerlerimi ürettim. Ürettim mi diyeyim artık, yolladım mı diyeyim, ne diyeyim bilemedim ama. Normalde benim parayı 20'nin üzerinde tutmam lazım ama şu an bir yandan da isyancılarla bayağı aktif bir şekilde mücadele etmeye çalıştığım için parayı harcıyorum. Ama ilerleyen zamanlarda biraz daha 20'nin üzerinde tutup ekonomi yapmaya çalışacağım. Koalisyon askerleri eve gitmek istiyor. Şaşırtmadılar, gitsinler. Bu arada koalisyon askerlerine uzun bir süre destek yollamazsanız arkadaşlar daha erken eve dönüyor. Benim burada birazcık hatam o oldu. Çok da önemli değil. Gördüğünüz gibi bölgelerde önemli bir ölçüde bu iş kolu yatırımlarıyla ilgili ihtiyaç var. Şu an bölgelerden benim bir an önce bölgelerin desteğini kazanmam için kamu hizmetlerinden bu iş kolunu arttırmam gerekiyor. Diğer koalisyon askerlerimize dönmek istiyor. Gönderelim. Burada garnizon inşa edeceğiz. Güzel bir konuma bize garnizon inşa ettirdi. Şimdi burada halkın desteğini kazandıkça itibar puanım zaten artacaktır. Halkın desteğini kazanabilmek için de arkadaşlar kamu kısmında o bölgelerde ne istiyorlarsa ona yönelik hizmetleri yapmak gerekiyor. Ben şimdi burada mümkün olduğunca işte bu özellikleri açıyorum. Şimdi burada artık ufak ufak para tutmaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi o anki gelişmelere göre buna karar vereceğiz. Bir yandan isyancıların yani köprü ulaşımlarını, bir yandan da merkez ulaşımlarını engellemeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi isyancılar askerimizin olduğu yere girdiği gibi hemen geri kaçıyorlar. Şimdi burada rakip ülke isyancıları destekliyor diyor. Benim şöyle bir bakalım. Herkesin önünde suçlayalım. Ters tepti zaten. Ters tepçiye yazıyordu. Şu an %100 ihtimalle konuşmayı reddedecekler. İsyancılar benimle görüşmek istiyor. Yani 3 itibar puanı kazanabileceğim bir durum varken ne diye anlaşmaya çalışayım. Hemen burada anlaşmayı reddedip bir yandan da asker üretip askerlerimi güçlendirip bir yandan da kamu hizmetleri yapmaya devam ediyorum. Şu an 35 dolarım var. Güzel bir para seviyesindeyim. Bir yandan da 20 doların üstünde tutmaya çalışacağım artık paramı ki ekstra para kazanabileyim. Alttan takip edebilirsiniz bu arada. Ekstradan 1 dolar 1 dolar sürekli yükleniyor. Şimdi burada yerel polislerden de biraz yardım isteyeceğim. Yerel sivil halktan da birazcık yardım isteyeceğim ki isyanı biraz daha baskılayabileyim. Zaten
Ulusal askerlerimizden bir tanesi daha hazır oldu. Garnizon inşa etmek için çok güzel bir konum. Hemen garnizonumu inşa ettim. Örtbas edelim. %3 ihtimal, küçük bir ihtimal. Şimdi isyancıları biraz daha haritanın böyle sağ tarafına doğru kaydırdım arkadaşlar. Biraz daha merkezden uzaklaştırdım. Şimdi buralarda biraz daha isyancılara müdahale etmesi kolay olacak benim için. Koalisyon askerleri dönmek istiyor. Gönderebiliriz. Bir yandan da kamu hizmetlerini artırmaya devam ediyorum. Eğer komşu bir bölgede garnizon varsa arkadaşlar, yan taraftaki noktaya asker koyduğunuz zaman o komşu bölgedeki garnizondan askerlerinize destek gidiyor. Yani daha kuvvetli savaşabiliyorlar. Burada askerlerimizi güçlendirecek ekstra buff'lar gibi düşünün. Ordu kısmında bunları da yavaş yavaş şimdi açmaya başlıyoruz. Şimdi bizim kurnaz baskıya basabilmemiz için dış ilişkiler ofisi girişimine yatırım yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Onu açmadığımız için şu an kurnaz baskı yapamıyoruz. Karşı saldırı yaptık, o da ters tepti zaten. Eve gitmek istiyorlar. Gönderelim hemen. Hiç önemli değil. Hemen yenilerini çağırırız. Mümkün oldukça isyancıları böyle tek bölgede toplamaya çalışıyorum ki diğer bölgelerin desteğini hızlı bir şekilde kazanabileyim. Oyunda isyancılarla yeteri kadar uğraşırsanız şayet, yani isyancılarla anlaşma yapmadan da bütün isyancıları tamamen yok edip oyunu kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu oyunda onu yapmaya çalışacağım ama eğer hani ola ki daha da uzarsa video, büyük ihtimalle barışı kabul edebilirim. Ben şimdi hala bu barış görüşmelerine başlamak istemiyorum. Çünkü reddetme ihtimalleri vardı. Ben reddetme ihtimalleri olmayana kadar barış görüşmelerini yapmak istemiyorum. Çünkü zaten şu an iyi durumdayım. Hem garnizonlarım var, hem bütün askerlerimi üretmiş durumdayım. Böyle bir durumdayken ne diye, yani onların reddedebileceği bir pozisyondayken anlaşmaya gireyim ki diye düşünüyorum. Sizin de bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi burada 29 paramız var. Burada güvenlik noktalarını mı açsak? Yakıt ve dayanıklılığı açıyorum. Burada hemen merkez karargahıma isyancılar geçiş yapamasın diye öncelikle merkez karargahıma asker koyuyorum. Merkez karargahıma asker koyduktan sonra hemen yandaki komşu birime asker gönderiyorum. Bir yandan da ordumu güçlendirmeye devam ediyorum ki itibar puanım şu an çok güzel bir seviyede. Burada gelişmiş yerel polisi artık üst seviyeye getiriyorum. Evrensel adaleti açıyorum. Evrensel adalet desteği önemli bir ölçüde arttırıyor. Bu askerleri koyduğum yerde şimdi isyancı olmadığı için bu bölgeyi hemen tekrardan ele geçirebileceğim. Örtbas edelim.
Haritanın üstü bizim altı isyancıların oldu resmen. Ama yavaş yavaş isyancıları tamamen yok edeceğiz arkadaşlar. Bütün halkın desteğini kazanacağız ki zaten kamu kısmında da fena bir şekilde sayılmaz geliştirmelerimiz. Kırsal yardım ofisini iki seviyeye yükseltiyorum. Bu benim yaptığım yatırımların daha hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Bir yandan da yolları artık yapıyorum çünkü bu şekilde yolları yaptığım zaman benim askerlerim bir yerden bir yere daha kolay ulaşmış olacaktır. Yani %92 ihtimalle olumlu sonuçlanacakken olumsuz sonuçlandı. Çok da yapacak bir şey yok. Bu arada videoyu buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, kanala bir like atıp daha doğrusu videoya bir like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim. Bunu sürekli tekrarlıyorum. Kusuruma bakmayın. Çünkü destekleriniz gerçekten benim için önemli. Desteklerinizle ben motive olabiliyorum. Desteklerinizle videoları çekmek için kendimde güç ve istek buluyorum. Dediğim gibi eğer bir like atıp yani sizden beğendiyseniz ya da bölümü geçmenize yardımcı olduysa bunu istiyorum. Eğer zaten beğenmediyseniz böyle bir şey istemiyorum. Dediğim gibi bunu yaparsanız ben mutlu olurum ve videoları daha büyük bir moralle çekerim. Şimdi burada dış ilişkiler ofisini artık açıyorum. Uluslararası yardımı açıyorum. 20 paranın üstünde param olduğu için harcayabildiğim kadar harcıyorum. Şimdi 20'de duracağım. Burada isyancıların %27 ihtimalle görüşmeleri reddetme şansları var ki denedim, reddettiler. Açıkçası biraz da denediğime pişman oldum. Keşke denemeseydim. Ama çok da önemli değil. Yani isyancıları bu anlaşmayı yapmaya zorlayacağız arkadaşlar. Köşe bucak kaçacaklar bizden göreceksiniz. Zaten şu an destek seviyesi maksimuma gelmiş durumda. Seçimleri erteleyelim. İyi ki itibar puanım şu an için bizim için çok önemli değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an konuşmayı reddetme şansları yok isyancıların. Barış görüşmelerini başlatıyorum ben. Artık ordu kısmında açacağım bir güçlendirme kalmadı. İsyancılar tüm silahları teslim etsin diyelim ve 4 itibar puanı kazanalım. Burada itibar puanını arttıracak şeyleri mümkün olduğunca onları seçeceğiz. İsyancılar iyice azaldığı zaman ister anlaşmayı kabul edebiliriz, isterseniz de tamamen isyancıları yok etmeyi planlayabiliriz. Dediğim gibi videonun uzunluğuna göre buna ben karar vereceğim birazdan. Ama öncelikle o noktaya gelene kadar oyunumuzu oynamaya devam edelim. Burada tabii ki seçeceğimiz şeyi siz biliyorsunuz. İsyancıları yasaklıyoruz ve 4 itibar puanı kazanıyoruz. İsyancı liderlerini hemen hapsediyoruz. İsyancılar özür dilesin. Gördüğünüz gibi 4'er 4'er güzel güzel itibar puanı kasmaya başladık. Ordu kısmında zaten atacak bir şeyimiz kalmamıştı. Kamu kısmında yolları geliştirmeye devam ediyorum. Burada bize 7 itibar puanı kazandıracak bir özellik vardı. Hemen bunu da açıyorum. Hala 4 itibar puanı kazandıran hamleleri yapmaya devam edeceğim ben. Gördüğünüz gibi isyancıları artık tek bir noktada toplayabildik. Birazdan bunlar yine dağılacaktır demeye kalmadı. Zaten farklı bir bölgede isyan çıkardılar. Şimdi burada ben isyancılarla barış yapabilirim ama hala daha barış yapacak durumda olmadığımı düşünüyorum. Çünkü bayağı fazla isyancı var. Burada anlaşmayı reddedersem 10 itibar puanı kazanacağım ama büyük ihtimalle isyancılar artacaktır. Şimdi burada hemen kamu hizmetlerini yükseltiyorum.
mümkün olduğu kadarıyla destek alabilmek için seçimleri planlayalım. 2 itibar puanı kazanalım. Burada da anlaşmayı reddedelim. Şimdi anlaşmayı reddediyorum ben. İsyancılar tekrardan artacaktır ama hiç sıkıntı değil. Bunları biz tekrardan çözeceğiz. Burada yolsuzluğu 2 seviye, daha doğrusu yolsuzlukla mücadele kısmındaki kısmı 2 seviyeye getirdim. Artık o sayfada da çok yapabileceğim, açabileceğim bir özellik kalmadı. Bundan sonra tamamen kamu işlemlerine paramı harcayabilirim. Burada artık elimde kalan bütün parayı kamu hizmetlerine harcayabilirim. Bu saatten sonra çok da enflasyonu dikkate almayacağım açıkçası. Garnizon için güzel bir konum. Ben burada yine anlaşmayı reddediyorum. Bize 7 itibar puanı daha kazandıracak bu şekilde. Çünkü 2 bölgede hatta 3 bölgede isyancılar vardı. Dediğim gibi isyancıları tamamen yok etmeyi deneyeceğim ama oyun iyice dallanıp budaklanırsa anlaşmalarını kabul edebilirim. Dediğim gibi buna oyunun seyrine göre karar vereceğim. Tam seçimler diyelim. 5 itibar puan daha kazandık. Ben oyundaki bu çıkan işte bildirimleri, uyarıları vesaireleri falan daha önceden de okuduğum için arkadaşlar hızlı bir şekilde geçiyorum. Siz hani oraları merak ederseniz videoya basıp durdurarak okuyabilirsiniz. Hani ne hangi işe yarayacak, hangi özelliği açacak şeklinde kontrol edebilirsiniz. Ben daha önceden de oynadığım için oraları hızlı bir şekilde geçiyorum. Şimdi artık isyancılar yine tek bölgede toplandı. Ben şimdi bütün askerlerimi buraya konuşlandırıyorum. Artık oyunu çok da uzatmak istemiyorum. Ben anlaşmayı kabul edeceğim. Ama bakalım ne kadar itibar puanı kaybedeceğiz. 16 isyancıyı dağıtma sürecinde 45 itibar puanı ve bir yöreyi kontrol etmediğimiz için de 5 itibar puanı. Toplamda 49 itibar puanı kaybettik. Açıkçası bu kadar itibar puanı kaybetmeyi düşünmüyordum ama yine de güzel bir itibar puanı seviyesinde oyunu kazanmış olduk. 5 yıldız aldık. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle.